Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Efendim merhabalar. Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çizgi roman incelemeleri veya gündem takibi değil, başından beri bahsettiğimiz bir konseptle birlikteyiz. Soru cevap temalı podcastlerden bir tanesi, ilki. Buna girmeden önce podcast'in genel yapısıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bence iyi gidiyoruz. Yani tabii ne kadar beğeniyorsunuz, ne kadar keyif alıyorsunuz dinlerken orası sizinle alakalı bir şey. Ama benimle alakalı olan kısmı, bölümlerimiz düzenli olarak geliyor, gelmeye devam ediyor. Şu anda dinlediğiniz podcast'le birlikte bir önceki Alt Evren podcast'inin, daha önceki dönemde devam eden podcast'in bölüm sayısına ulaşmış durumdayız. Ki önemsiz gibi gözükebilir bu ama büyük bir başarı. Çünkü bir önceki podcast'i ben 1,5-2 sene kadar yapmıştım ve 13-14 bölüme ulaşabilmiştim. Burada şimdiden bu bölüm sayısına ulaştık. Dolayısıyla tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün de soru cevap konusuna, soru cevap konseptine giriyoruz ki bence podcast'in devamlılığı açısından bu da çok önemli bir şey. Birkaç tane soru var gelen şimdiden. Çok teşekkür ediyorum soru soran herkese. Neden önemli soru cevap podcast'leri, neden seviyorum? Biraz bundan bahsedeyim öncelikle. Ve tabii en önemli konulardan bir tanesi, nasıl soru gönderebilirsiniz? Şu ana kadar soru gönderen arkadaşlarımız sanırım biraz çaba gösterip bulmuşlar. Benim hatam tamamen. Podcast'te bunun duyurusunu yapmaya başladım. Ama özellik sitede tam olarak aktif değildi. Şu anda girdiğiniz zaman altevren.net adresine, sayfayı en aşağı doğru kaydırdığınızda bir tane bağlantı göreceksiniz. Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ın sorun diye bir bağlantı yer alıyor. Sağda, en aşağıda. Oradan rahatlıkla sorularınızı gönderebilirsiniz. Boş bir form kutusu çıkacak zaten. Hemen oradan gönderebilirsiniz. Birkaç tane temel bilgi soruyor. İşte adınız, e-mail adresiniz ve sorunuz. Ve tabii isminizi podcast için söyleyebilir miyiz, söyleyemez miyiz? O da önemli bir detay. Bunları doldurup gönderebilirsiniz. Oradan göndermek istemezseniz veya emin olamazsanız acaba sorum ulaştı mı ulaşmadı mı, Facebook, Twitter, Instagram hepsinde Alt Evren olarak varız. Mesela Instagram'da şu an çok aktif değiliz ama Instagram'dan da bir sorumuz var bu bölümde. Dolayısıyla her türlü sosyal medya ağından da ulaşabilirsiniz. Önce dediğim gibi kendim sorayım, kendim cevaplayayım. Neden bu konsepti seviyorum? Neden soru cevap konseptiyle podcastler yapmak istiyorum? Çünkü bana göre podcast tek kişiden dinlenmesi çok keyifli olan bir şey değil. Ben açıkça konuşayım, dürüst konuşayım. Podcast çok kültürü olan bir insan değilim. Ben de yeni yeni alışıyorum bu olaya. Düzenli olarak dinlediğim sadece bir podcast var. Onu da iki kişi yapıyorlar ve açıkçası o iki kişi arasındaki diyalog benim ilgimi çekiyor. Şimdi girmeyeyim detayına da, yani bir tanesi böyle daha gırgır yapan, daha komik bir adam. Bir tanesi de böyle çok ciddi bir adam. Böyle çok espri anlayışı falan biraz daha tuhaf. İkisi arasındaki mekanikler, o ikisi arasındaki uyuşmazlıklar çok komik oluyor. Ve genel olarak zaten bu konuşma dediğiniz şey iki kişi arasında olsun diye, iki veya daha fazla kişi arasında olsun diye bulunmuş bir şey. Şimdi tek başına çıkıp burada konuşunca bence çok iyi olmuyor. Tabii istisnalar olabilir. Bir adam vardır, çıkar öyle bir konuşur, öyle bir hitap eder ki insanlara kulağınızdan ayıramazsınız. Olabilir. Ben tabii kendimde öyle bir şey çok görmüyorum. Hani benim de konuşurum, hani mikrofon karşısına geçip ne olacak, akıcı bir şekilde konuşabilirim ama öyle bir hitabet yeteneğim de çok yok. Dolayısıyla o iki kişinin eksikliğini çok hissediyorum podcastlerde. Özellikle yaşı biraz daha ilerlemiş olan, çalışan eden dinleyicilerimiz daha iyi takdir edecektir. Birisiyle yapmaya çalıştığınızda da hiçbir şekilde o düzeni uyduramıyorsunuz. Yani haftada bir gel çekelim, haftada iki gel çekelim falan çok olmuyor. Dolayısıyla soru cevap podcastlerinin benim için şöyle bir avantajı var. Bu olayların hiçbirisine girmeden aslında bir sohbet havası yaratılmış oluyor. Yani başka birisi bana bir şey soruyor ve ben sadece cevaplamakla yetiniyorum. Bu da hem o sohbet havasını biraz yaratıyor, hem o tek düzeliği biraz kırıyor, hem de aynı zamanda benim için tamamen bencilce ama bir konu bulmak, podcast planlamak, yapı hazırlamak gibi dertlerin ortadan kalkması anlamına geliyor. Aynı zamanda tabii yapısı da çok basit. Bir soru var ve cevabı var ve o bir bütün olarak tamamlanıp bitiyor. Dolayısıyla düzenlemesi de daha kolay. Atıyorum 15 dakika, 20 dakika boş vakit bulduğumda mikrofonun karşısına geçip bir soruyu cevaplayabilirim, sonra birleştirebilirim vesaire. Biraz arka planını anlatıyorum size işin ama bütün bu sebeplerle güzel bir konsept. Aynı zamanda ne kadar çok soru olursa o kadar bu podcast'in sürekliliğini de sağlıyor. Tekrar ediyorum, altevren.net girip sitenin en altına kadar gittiğinizde sağ tarafta
Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ine soru gönderin diye bir kısım zaten çıkıyor. Oradan gönderebilirsiniz. Aynı zamanda her türlü sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hemen birkaç temel sorudan başlayalım. Önümde 7 tane soru var şu anda. Bu 7 sorunun hepsine sıra gelmeyebilir. Bir bölümde çok uzatmayı sevmiyorum. Ama ne kadar yapabilirsek yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Çok üzerinde durmayı sevdiğim konular değil, o yüzden kısaca cevaplayacağım ama önemli de bir konu. İlk podcast'in ilk sorusunda aradan çıksın istedim biraz da, o yüzden iyi denk gelmiş, ilk sıraya aldım. Okuyorum hemen. Merhaba Berk abi, ben Rıdvan. Seninle Twitter üzerinden de konuşuyoruz, belki tanırsın, tabii ki tanıyorum. Benim sorum çizgi romanlardan ziyade biraz daha seninle alakalı. Podcast alır mısın bilmem ama kaç yaşındasın, okuyor musun? Okuyorsan nerede, ne okuyorsun ya da çalışıyorsan ne işle meşgulsün? Çizgi roman okumaya ne zaman, nasıl başladın? Yani biraz kendinden bahsedebilir misin? Rıdvan Furkan Yaman sormuş. Rıdvan kendisinin de bir web sitesi var. Yeni başladı çizgi romanla ilgili bir blog yapmaya. Konuştuk onunla, anlaştık. Biraz daha içeriği dolunca, biraz daha içeri alınca sizlere de tanıtacağım. Güzel bir site, güzel yazılar var ama daha çok yeni. O yüzden biraz daha anlamlı olması için daha sonra paylaşacağım sizlerle. Çok sevmiyorum internette böyle kendimle ilgili fazla, ya kendimle ilgili genel olarak çok konuşmayı seven bir insan değilim zaten. Kısaca cevap vereyim. 27 yaşındayım. 28'e doğru gidiyorum. Okumuyorum, çalışıyorum. Daha çok web, bilgisayar, yazılım üzerine işler. Çizgi roman okumaya ne zaman, nasıl başladım? Bana çok sorulan bir soru. Çok da cevap verebildiğim bir soru değil. Çünkü öyle bir durum var ki çizgi roman okumadığım bir zamanı çok hatırlamıyorum. Yani zaten hatırladığım ilk şeylerde de çizgi roman var işte. Ama Asterix, ama Tenten, ama Mister No. Yani ya hep bir çizgi roman var bir yerden. O yüzden nasıl başladım bilmiyorum. Birkaç noktada böyle kopup geri geldiğim çok oldu. Zaten yani 10 senedir falan da Alt Evren var neredeyse. Yaklaşık 2011'de kuruldu. İşte 2019-2020 8. 9. senesine giriyoruz. Onun da öncesinde farklı siteler var vesaire. Yani bir 10-11 senedir de çok ciddi bir hobi benim için. Öncesinde çok hatırlamıyorum. Yani gerçekten her zaman hayatımın içinde olan bir şey. Dolayısıyla tam cevap veremiyorum bu soruya ama aşağı yukarı bu şekilde kendimle ilgili olan kısım. Bir kere cevap verdiğim için bundan sonra her soruyu buraya yönlendireceğim. Dediğim gibi yani benimle alakalı bir şey değil bu, çizgi romanla alakalı. O yüzden güzel sorusu için, iyi denk gelen sorusu için Rıdvan'a da teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuz Serdar Güreli. Podcast'imizle ilgili çok nazik şeyler söylemiş, teşekkür ediyorum. Sorusu şu: Tom King hakkında bir podcast yapabilir misiniz? Yani Tom King'in Batman'i yaptığı diğer işleri anlatır mısınız? Ben bir Batman severi olarak yazdığı Batman'i çok sevdim. Ama çoğunluk tarafından sevilmemiş, eleştirenler var. Nedenlerini açıklar mısınız? Çok teşekkür ederim, başarılar dilerim demiş. Zor bir konu. Önce şu kısmı aradan çıkarayım. Bu podcast'te aldım sorunuzu. Mutlaka Tom King'le ilgili podcast'ler gelecek. Hatta şöyle söyleyeyim, birden fazla olacağını garanti edebilirim size. Yani Mr. Miracle'la ilgili, Vision'la ilgili, Sheriff of Babylon'la ilgili zaten ayrı ayrı podcastler yapacağım. Muhtemelen Batman yazarlığı yakın zamanda biteceği için ondan sonra da bir bakacağız o döneme. Yani başımıza bir şey gelmezse Tom King'le ilgili pek çok podcast olacak. Bu Batman yazarlığının çoğunluk tarafından sevilmemiş olması konusu benim çizgi romanla ilgili ilgilendiğim okur, şirket, yaratıcı ilişkisi çerçevesinde çok önemli bir mesele. Burada çoğunluk tarafından sevilmemiş olmasına ben çok emin değilim. İnternette özellikle yorumları okurken, çizgi romanlarla ilgili eleştirileri okurken çoğunlukla bir İngilizce kavram var. Vocal minority. Yani sesi çok çıkan azınlık arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. İnternette Tom King'in Batman yazarlığı ile ilgili bulacağınız yorumların pek çoğu, özellikle forumlara, Reddit'e vesaireye bakarsanız olumsuz. Ama insanlar genelde olumsuz buldukları şeylerle ilgili daha çok yorum yapıyor internette. Yani bunun Türkiye'deki en güzel örneklerinden bir tanesi mesela kargo şirketleridir. Türkiye'de mesela kargo şirketleriyle ilgili ekşi sözlüğe girin, sosyal medyaya girin, bu alanda uzmanlaşan sitelere girin, olumlu yorum bulamazsınız. Çünkü insanlar kargoları kendilerine zamanında doğru şekilde teslim edildiğinde gidip bununla ilgili bir şey yazmazlar. Bekledikleri budur zaten. Ama bir sorun varsa, mağdur oldukları bir durum varsa çok şikayet ederler ki günümüzde aslında kargo şirketlerinde de böyle sorunlar gerçekten oluyor ama o ayrı konu. Özellikle çizgi roman internetten satın alan insanlar bunu çok iyi biliyor, biliyorum. Ama sıkıntı olduğu zaman konuşan insan daha fazladır. Batman çok fazla hayranı olan bir karakter.
hayran olunması, fanı olunması demek de insanların o karakterle ilgili beklediklerinin çok net olması anlamına geliyor. Yani adamın kafasında bir Batman imajı var, bir Batman ideali var ve bundan uzaklaşıldığı zaman veya buna ters giden bir şey olduğu zaman çok tepki veriyor. Tom King'in Batman yazarlık döneminde sıkıntılar oldu gerçekten. Ben şunu düşünüyorum Tom King'le ilgili. Tamamen özgür bırakıldı. Bir sınırlı seri çıkarttığı zaman, örneğin Mr. Miracle, örneğin Vision, çok daha başarılı oluyor. Yani o yaratıcı özgürlük verildiğinde ve ne yaparsan yap dendiğinde çok başarılı oluyor. Ki Batman yazarlığının beklenenden biraz daha erken bitmesi de bununla alakalı. Daha önceki podcastlerimizde değindiğimiz Heroes in Crisis'in aslında sonunda bence çok başarılı bir hikaye olamaması da bununla alakalı. Ama Batman konusu özel bir konu. Batman'de bence bir yazarın yazarlık dönemiyle ilgili yorumları takip ederken acaba çoğunluk beğenmiyor mu? Yoksa beğenmeyen bir grup insanın sesi çok mu çıkıyor? Buna bakmak gerekiyor. Ben yıllardır bu şeyleri takip ediyorum. Yıllardır bu alanı inceliyorum. Okur yorumlarını da çok takip ediyorum. Benim için o da bir hobidir. Grant Morrison yazarken Batman'i, herkes Grant Morrison'ın Batman'inden nefret ediyordu internette. Scott Snyder yazarken herkes Scott Snyder'ın Batman'inden nefret ediyordu. Tom King yazarken de herkes Tom King'in Batman yazarından nefret ediyor. Yani hakikaten hepsine çok ciddi tepkiler geliyordu. Tom King'e de geliyor. Sonra zamanla onun ne kadar iyi olduğu anlaşılıyor. Ah o günler olsaydı diyor. Yani hep bunlar zamanla değişerek ilerliyor. Dolayısıyla orada öyle bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Yani Tom King'in Batman yazarlığının da bu kadar yoğun eleştirilmesi aslında kafasındaki Batman'i o seride göremeyen insanların çok eleştirel yorumlar yapmasıyla ilgili. Bana göre de sıkıntıları olan bir seri. Kusursuz değil. Yani Tom King'in diğer serilerinde yaptığından uzak kalitesi. Ama yani genel olarak Scott Snyder'ın veya Grant Morrison'ın Batman'inden çok farklı mı? Tartışılır. Yani bence çok çok farklı değil. Bir iki nokta var bana göre hatalı olan. Onlar da aslında devamlı süper kahraman serilerinin biraz kaçınılmaz noktaları. Dolayısıyla buna verebileceğim cevap bu şekilde. Ama Tom King'le ilgili ayrı ayrı podcastler gelecek. Yaptığı bütün işlerle ilgili ayrı ayrı konuşmayı düşünüyorum gerçekten. Bana göre son dönemlerin önemli yazarlarından bir tanesi. Şöyle bir soru gelmiş Emre Ersoy'dan. Bir Emre Ersoy tanıyorum ama herhalde farklı birisi çünkü benim tanıdığım böyle konularla çok ilgilenmiyor. Neyse soru şöyle. Sitede sadece tavsiye vermiyorsunuz, aynı zamanda beğenmediğiniz çizgi romanları da inceliyorsunuz. Benim sorum şu: bir çizgi roman okurken beğenmediğinizde bir kenara mı bırakıyorsunuz? Yoksa dursun da alt evrende de yazarım gibi bir bakış açınız mı oluyor? Yani bir çizgi romanı beğendiğiniz zaman kendinizi zorlayıp bitiriyor musunuz site için demiş. Şöyle cevap vereyim. Birincisi, evet tabii ki beğenmediğim çizgi romanlara yer vermişliğim vardır. Bu konuda ama bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor çeşitli noktalarda. Örneğin vakti zamanında bir okuyucumuzla bir konuşmam olmuştu yine Facebook üzerinden. İşte bilmem çizgi romanı neden beğenmediniz? İşte yo beğendim falan, böyle bayağı bir konuşmuştuk, bayağı bir anlaşamamıştık. Meğer şöyle bir şey demişim ben yazı içinde. Hani normal bir süper kahraman çizgi romanı veya sıradan bir süper kahraman çizgi romanı gibi bir şey söylemişim. O da bunu olumsuz taraftan almış. Ama aslında şöyle bir durum da var. Yani sıradan bir süper kahraman çizgi romanı olması bir şeyin benim için kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu da benim beğenebileceğim bir şey. Sadece olağanüstü bir şey olmadığını açıklamak için öyle bir cümle kurmuş oluyorum. Şöyle de düşünebilirsiniz. Sıradan süper kahraman çizgi romanını kötü bir şey olarak değerlendiren bir insan bu konuyla ilgili yüzlerce yazının olduğu bir internet sitesi de yapmaz. Dolayısıyla benim genel eğilimim çizgi romanlarla ilgili zaten beğenmek üzerine kurulu. Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim benim yaptığım. Yani ben genelde beklentilerimi doğru ayarlıyorum çizgi romanlarla ilgili veya okurken o beklentileri doğru şekilde değiştiriyorum. Mesela bazen yorumlar oluyor, diyor ki işte ben Avengers'ı beğenmedim çünkü içi çok boştu. Orada sorun Avengers'ta değil. Orada sorun senin Avengers'ın içinin dolu olmasını beklemende. Yani o okuma amacı biraz farklı. Ben orada kendimi biraz daha farklı bir noktada görüyorum. Yani benim amacım bir çizgi romanı okuduğum zaman, ya bu entelektüel, ciddi, sanatsal bir eser mi? Öyleyse öyle bakalım. Hayır, bir süper kahraman daha basit bir eser mi? O zaman öyle bakalım. Hayır, süper kahraman ama işin daha ciddi boyutlarına bakan, sorgulayan bir eser mi? O zaman öyle değerlendirelim. Veya işte zaman içinde sayfalar ilerledikçe değişiyorsa biz de beklentilerimizi ona göre ayarlayalım. Benim bakış açım biraz daha böyle. Öyle yaptığınız zaman aslında pek çok çizgi romandan keyif alıyorsunuz.
Tabii ne için konuşuyorum? Benim gibi insanlar için konuşuyorum. Çünkü benim için önemli olan çizgi roman. Bir mecra olarak çizgi romanı okuma deneyim. Ben bundan zaten keyif alıyorum. Dolayısıyla çoğu zaman okuduğum çizgi romanları beğeniyorum. Alt evren için böyle zorlayayım da kendimi okuyayım da sonra eleştireyim. Yani alt evren zaten o kadar popüler ve o kadar gücü olan bir site değil ki böyle bir şey için uğraşayım. Öyle bir durum yok. Alt evrenin bir çizgi romanı okumaya etkisi şöyle olabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde siteye incelemesini koydum. Hala ana sayfada çıkıyor. Image Comics'ten Horizon. Bir bilim kurgu çizgi roman ama çok iyi değil ve yani zaten genel olarak da çok iyi olmadığı söylenmiş bir seri ve zaten hani çok ilerleyemeden bitirilmiş bir seri. Orada şöyle bir şey oluyor. Okuyorum. Evet, beğenmiyorum. Çok iyi olmadığını düşünüyorum bir noktadan sonra. Maksat olarak hani alayım da şu çizgi romanı eleştireyim, yerden yere varayım öyle bir şey değil ama en azından ne olduğunu görmek için okumaya devam ediyorum. Yani öyle bir belki yapısı olabilir işin alt evrenle alakalı olarak. En azından bilim kurgu çizgi romanları içinde Image Comics'in yayınladığı, Image Comics'ten yayınlanmaya layık görülmüş eserler içinde ne gibi örnekler var, neler var, neler yapılıyor. Hani beğenmesem, %100 keyif almasam bile onunla ilgili bir şeyler öğreniyor olmak, o oradaki bilgi birikimimi arttırmak hoşuma gidiyor. Dolayısıyla evet, yani çoğu zaman başladığım çizgi romanları bitiriyorum. Hani %90-95 oranında okuduğum çizgi romanlardan zaten keyif aldığımı söyleyebilirim. Güzel bir yorum var soruyla birlikte. Onu da okuyayım. Doğu Duru göndermiş bu soruyu. Önce okuyayım yorumunu, sonra soru kısmı zaten ayrı ayrı. Şu sıralar ilk Spider-Man çizgi romanlarını okuyorum. Çağın insanları ve Amerika'sından dolayı sık sık devlet güzellemeleri ve Hollywood filmlerindeki gibi norm kabul edilen insan kalıpları sık sık gözüme çarpıyor. Özellikle Mary Jane ve diğer kadın erkek ilişkileri beni hayal kırıklığına uğratmadı diyemem. Bunlar büyük ihtimal o zamanın okuyucusunun gözüne batmıyordu. Peki sence yakın gelecekte bugünün çizgi romanlarında gözümüze çarpacak şeyler neler? Ben şahsen Birleşmiş Milletler'in devamlı çok demokratik ve barışçılmış gibi davranılması deyip MCU Kaptan Amerika'sına göz kırpıp sözü sana bırakayım. Çok zor bir soru. Yani çok güzel bir yorum. Çok doğru bir yorum. Güzel de bir soru. Kapsamlı bir soru. Ama çok zor. Yani bundan 15-20 yıl sonrasını, hatta ilk Spider-Man çizgi romanlarını okuyorsanız ona göre yola çıkacaksak 50 yıl sonrasını tahmin etmemiz çok zor. Ama biraz düşündüm bu soruyla ilgili podcast yapmadan. Herhalde en çok göze çarpacak şey şu anda bu çizgi romanlarda çok ön planda olan çeşitlilik. Yani her kesimden karaktere yer vermenin aşırı boyutları olacak bana göre. Nasıl ki bugün bir Flash çizgi romanını okuduğunuzda eski dönemden işte o Flash Facts'i şey diye değerlendiriyorsanız, hani işte adamlar insanlara, çocuklara bilim öğreteceğiz ayağına böyle çocukça şeyler koymuşlar, orada Flash Facts yapmışlar falan, nasıl bu göze batıyorsa ve amacını çok net görebiliyorsanız, bence ilerleyen dönemlerde de şu anki çeşitlilik furyasındaki amaç çok iyi görülecek. Özellikle bu dönemin tarihine hakim olan veya bu konuya hakim olan insanlar baktıkları zaman, hani ya burada işte bak o çeşitlilik meselesini gündeme getirmek için işte homoseksüel karakterler, işte beyaz olmayan karakterler vesaire, onları vurgulamak için böyle hikayeler yapmışlar. Bir sürü çizgi romanda bunun çok göze batacağını düşünüyorum. Özellikle de sadece bu amaçla yaratılmış karakterlerin, işte Kamala Khan vesaire gibi karakterlerin, aynı bizim bugün hani Flash Facts okuyup aa işte bak çocuklara öğretmek için nasıl yapmışlar dediğimiz gibi, aa bak işte çocuklara ne kadar basit yapmışlar falan gibi değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama tabii genel olarak bu sadece bir tahmin, olabilir olmayabilir. Bu konunun ileride nasıl değerlendirileceği apayrı bir soru. Ama bunu yakalayabilir insanlar. İlerleyen dönemlerde de bu bir konu olmayı ve 2010'lu yılların önemli toplumsal meselelerinden bir tanesi olmayı sürdürürse. Bir tane daha soru yapıp bırakalım. Aslında birkaç tane daha soru birikti elimde. Onları bir sonraki bölüme bırakayım. Bu soru Instagram'dan geldi. Dediğim gibi şu anda Instagram'da çok aktif değiliz. Çalışmalar yapıyorum bu konuyla ilgili. Önemli bir sosyal medya alanı. Benim eksikliğim. Instagram'dan mesaj gelmesi bile beni şaşırttı ama şöyle bir soru gelmiş. Bir podcast ricam var ama işe yarar mı bilemedim demiş bir okurumuz. Bir bölümümüzde Marvel'ın çıkarttığı Grand Design'lar ve 6 serilik Marvel History inceleme şansınız var mı?
ya da neden böyle bir yola girdikleriyle ilgili düşünceleriniz. Genellikle böyle şeyler hani yıl dönümü ayağına yapıldığı zaman işte Marvel'ın 70. yılı, 80. yılı vesaire şeklinde dikkat çekiyor, insanların ilgisini çekiyor ve tabii büyük bir olaymış hissi yaratıyor. Genelde bu imkanı da kullanıyorlar. Zor bir şey hikayesini yazmak. Mesela Spider-Man Life Story'yi okudum yakın zamanda. Güzel de bir seri ama tabii ki her şeyi kapsaması mümkün değil. Ama bu açıdan, yani buradan okuyucuları yakalamak için bir tarihini yazmak, tarihini sunmak ve bunu yıl dönümlerine denk getirmek her zaman ilgi çeken bir şey oluyor. Bu konuyla ilgili Marvel History vesaire konusuyla ilgili podcastler yapmak istiyorum. Ama en azından nedenini biraz daha basit olduğu için bu podcast'te soru cevap temasıyla birlikte aradan çıkartayım istedim. Ve zaten bu soruyla birlikte de bitireceğim. Dediğim gibi sorularınızı gönderebilirsiniz. Benim için çok keyifli oluyor bunları yapması. Dürüst konuşuyorum. Normal podcast'leri yaptığımdan biraz daha fazla keyif alıyorum bunlardan. Çünkü bir iletişim oluyor ve etkileşim oluyor. Hem de sizin merak ettiğiniz soruları cevaplamış oluyorum. Bu bölümde daha çok fikir odaklı, benimle alakalı sorular da vardı. Tamamen bilgi odaklı, tavsiye odaklı da sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Aklınızda çizgi romanla alakalı olduğu sürece ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Bir iki soru vardır. Soru tipi daha doğrusu, cevaplamayı sevmediğim. Yıllar önce Formspring diye bir sosyal medya platformu vardı. İnsanlar bana oradan bir sürü soru soruyordu. Binden fazla soru cevapladık orada. En çok gelen sorulardan bir tanesi de bir noktada şeydi. İşte kim kimi döver? Batman mi döver, Iron Man mi döver falan gibi. Yani o tarz şeylere çok girmeyi düşünmüyorum ama onun dışında çizgi romanla ilgili aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi sitenin altında Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ine sorun kısmında. Genellikle iTunes'da, Spotify'da vesaire podcast'ın altına da koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Orası zor geliyorsa veya uğraşmak istemiyorsanız kullandığınız sosyal medya mecralarından da ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde Alt Evren olarak varız. Aşağı yukarı bu kadar bugünlük. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediyseniz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.